Evet, yeniden iyi akşamlar değerli Ulusal Kanal izleyenleri. Haber Artı ile karşınızdayız. Bu kez stüdyo konuğumuz var. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Öncelikle Başbakan Erdoğan'ın Erzurum mitingindeki konuşmalarına bir göz atalım. Onun üzerinden konuşalım. İzliyoruz. Şimdi bunlar en başından beri ne diyor? Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyor, değil mi? Şimdi orada duracaksın. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarına, yiğitlerine, şehitlerine, gazilerine biz bu hakareti ettirmeyiz. Kurtuluş Savaşı'nın askerleri camiye ayakkabıyla girip içki içmiyordu. Bilakis camiye ayakkabısıyla girip içki içenleri denize döküyordu. Şimdi bunların hepsinin görüntülerini hepsinin tek tek çıkarıyoruz. Bunların hesabını soracağız. Kurtuluş Savaşı'nın kahraman yiğitleri başörtülüye el uzatmıyor. Tam tersine başörtüsüne uzanan elleri kırıyordu. Biz onların torunlarıyız ya. Bunun hesabını soracağız. Kurtuluş Savaşı'ndaki askerler Türk bayrağı yakmıyordu. Tam tersine kanlarıyla Türk bayrağı yapıyor. Türk bayrağı için canlarını ortaya koyuyor. Hatta Yunan bayrağını bile yerden alacak kadar vakar gösteriyordu. Bölücülerle Atatürk'ün posterini ve Türk bayrağını yan yana koydular. Nerede ulusalcılar? Nerede bu Cumhuriyet Halk Partililer? Niye bunları indirmediler? Orada 3 gün, 4 gün, 5 gün bunlar kaldı. Yurt dışından döndüm. Baktım ki hala onlar orada duruyor. Artık tahammül sınırlarını aşmıştı. İçişleri Bakanıma şunu söyledim. 24 saat içerisinde Atatürk Kültür Merkezi'ni temizleyeceksiniz. 24 saat. Meydanı temizleyeceksiniz ve anıtı temizleyeceksiniz. Arkasından da Gezi Parkı'nı temizleyeceksiniz dedim. Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? Ben verdim. Ben verdim. Evet. İşgal kuvvetlerini mi izleyecektik? Dünya zil takıp oynasın diye bunu mu seyredecektik? Evet, Başbakan Erdoğan'ın Erzurum'daki konuşmasının bir kısmını dinledik. Daha çok Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganını hedef almış durumda. Onun üzerinden konuştu ve yorum yaptı. Bununla başlayalım isterseniz. Neler söyleyeceksiniz evet. Bu açıklamalarıyla ilgili? Konuşma bizi çok sevindirdi. Tayyip Erdoğan da Mustafa Kemal'in askeri oldu en sonunda. Yani diyor ki siz onun askeri değilsiniz. Siz şunu yaptınız, bunu yaptınız. Onların torunları biziz diyor. Biziz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyor. Şimdi savunmada. Bakınız bu konuşmanın özeti Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün miting konuşmalarına bakın. Hepsinde savunmada. Güçlü gözükmeye çalışıyor ama bunu beceremiyor. Güçlü gözükmeye çalışıyor. Neden? Çünkü en yakınındakileri bile tutamıyor. Yalnızlaşıyor. Bakınız Bülent Arınç neden istifa kararını alıyor? Bülent Arınç'ı ele alıyorsa daha da dikkat etmek lazım. Çünkü Bülent Arınç her zaman batmakta olan gemiyi en başta terk eden isimlerden biridir. Bir siyasal yaşamına dikkat edin. Her zaman o tebessümlü yüzünün arkasında farklı hesaplar vardır. Bülent Arınç'ı iyi tanıyoruz. Şimdi burada kendi partisini bile toparlamaya çalışan bir savunmadaki politikacının görüntüsüdür aslında bu. Ve en son gele nereye geldi? Dedi ki ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Biz onun torunlarıyız, siz kimsiniz dedi. Şimdi saldırdığı bütün değer yargılarına sarılmak zorunda kaldı. Bu bir çaresiz adam figürüdür. Savunmada olduğunun da kanıtıdır. TC ibarelerini kaldırmaya soyunan gücüyle
iddiaları arasında uçurumlar bulunan bir zavallı kişinin aslında düştüğü perişan bir durumdur bu. Hala cami yalanı diyor. Evet. Hala cami yalanı. Orada tabii orada önüne koyduğu insanlar tabii Tayyip şaşırma, sabrımızı taşırma diye bağıran bir kitle iyi getiriyor oraya, biliyorsunuz burada havaalanındaki garipliği gördük hep birlikte. Evet. Nereden buluyorlarsa. Şimdi orada diyor ki eylemcilere para dağıtıyordu politikacılar, o yüzden Gezi Parkı'na geldi. Ne kadar ucuz, yalan, sade, basit. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bakın kimler yönetiyor. Halkımıza işte buradan bu mesajı verelim. Bunlar yönetiyor. Diyor ki para vererek Gezi Parkı'na çıktı insanlar. Abdullah Cömert para için mi öldü? İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın anlamayacağı gerçek budur. Abdullah Cömertler işte bu Gezi direnişinde, halk ayaklanmasında, Gezi de demeyelim. Abdullah Cömert buradaki Taksim'deki park için ölmedi elbette. Büyük bir dava için öldü. Ya da diğer Ethem kardeşimizde, diğer kardeşlerimizde, hatta başkomiserimizde. Başkomiserimizde bunların gitti sürdüğü üzerlerine orada masumane eylemlerini yapan, protestolarını gerçekleştiren kendi insanının üzerine sürdüler. Ve o komiserimizin şehidinin de şu anda sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Polis isyan da zaten görüyoruz. En son intiharın eşiğine geldi. Burada bir tur atalım. Bakınız bizim arkadaş, gazeteci arkadaşlarımızı hep yönlendiriyoruz. Nabzı daha iyi tutsunlar diye. İstiklal Caddesi'nin çevresindeki bütün bakkalları gezin, marketleri gezin. Esnaf. En çok ne satılıyor diye sorun. Esnafı gezip en çok baş ağrısı ilaçları satılıyor diye. Neden polis? Çünkü abluka. Burası on binlerce polis ablukasında şu anda, biliyorsunuz. Bizim kapımızda dahil olmak üzere her yerde polis var. Ne alıyor? En çok baş ağrısı ilaçları alıyor. Başarı ağrıdı. Şimdi bu perişan adam yine cami yalanına sarıldı ki müftü açıkladı, öyle bir şey yok dedi. Görüntüleri evet yani uzaklaştırıldı zaten. Evet yani bu yalanlanmasına rağmen söylemeye devam ediyor. Şimdi bu savunmada olduğu için de saldırgan aynı zamanda. Bakınız rahat olsa doğruyu savunan insanlar rahattır. Rahat bir insan olsa o gerçeğe bağlı bir insan görüntüsü veremiyor. Saldırgan o yüzden. Herkese tokat atma peşinde, herkese saldırma peşinde. En yakınındakilerle bile kavga ediyor. Sus artık diyeceğiz yani. Biz de burada bunun çevresindeki insanların da edindiğimiz izlenimler, bilgiler, kulağımıza gelenler bu saldırgan çizgisinin kendisini giderek batırdığı yönünde. Bu bir pişkinlik alametidir aynı zamanda. Pişkince söylüyor. Bakın söylediklerine bir bakalım. Diyor ki kamu binalarını yakıp yıktılar. Ya burada 20 gün boyunca bir ayaklanma gerçekleşti. Türk milleti kendi şeyine, cibiliyetine uygun bir şekilde nizami, düzgün ayağa kalktı, süpürdü, Taksim'e de oturdu, hop dedi, diktatör heveslisi adam dedi, burası Türkiye dedi, dediğini de Taksim yaptırdı. Taksim halkın dedi. Evet, hatta burada giderken o polis arabalarını kimliği belirsiz kişiler ateşe verdi, direnişçiler girdi, söndürdü o polis arabalarında. Şimdi burada bu zat-ı muhterem diyor ki kamu binaları yakıp yıkıldı, orada şu oldu, vandallar bunu yaptı, şunu yaptılar. Biz bir defa diyorlar ki insanlıktan nasibini almayanlar bizlere, vatanseverlere, yurtseverlere, devrimcilere, çevrecilere, özgürlükçülere diyorlar ki vandallar, insanlıktan nasibini almayanlar. Bakınız bunun insanları nerede biliyor musunuz? İnsanlıktan nasibini alanlar. Şu anda Suriye topraklarını gizlice sokuyorlar, o Suriye topraklarına. Yakaladıkları Suriye askerlerinin kalbini çıkarıyorlar kameranın gözünde ve alıyorlar ve kalbini yiyorlar. İşte Tayyip Erdoğan'ın askerleri onlar. Tayyip Erdoğan askerlerini mi merak ediyorsunuz? İşte gidin bakın Suriye'nin içine giren videoları yok mu? Alıyor kafasını bıçakla kesiyor. Biz bunu söylemekten iğreniyoruz, utanıyoruz ama işte Tayyip Erdoğan'ın askerleri onlar. Tayyip Erdoğan askerleri onlar. Biz de Mustafa Kemal'in askerleri olarak zaten gerekli dersi verdik. O yüzden pişkince üzerimize saldırmaya devam ediyor. Bir, bakınız burada Türk bayrağının yanına APO posterlerini sürekli söyleye geldi. Evet. Şimdi neredeydi, Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan talimatlarını nasıl dışarıya veriyor? Bakın soru çok önemli bir soru. Abdullah Öcalan Hakan Fidan'dan hangi habersiz talimat verebilir mi PKK'ya? Abdullah Öcalan Hakan Fidan'dan habersiz dışarıya bir harf bile çıkarabilir mi? Bir harf bile çıkarabilir mi? Ama çıkardı. Nasıl çıkardı? Selahattin Demirtaş dedi ki biz ırkçılarla yan yana gelmeyiz dedi. Biz orada ayağa kalkan halkın, direnişe geçen halkın, faşizme karşı birleşen halka gitti ırkçı dedi. Bu da bir siyaseten ciddi bir tecrübesizlik işaretidir. Kendisi zaten birleştiği kuvvet AKP olunca mecburen burayı da öyle görecek. Mecburen.
Ama ne oldu? Girdiler devreye. İmralı'dan çıkardılar cümleyi. O cümle neydi? Meydanı Ergenekonculara bırakmayın dediler, değil mi? Ha, nereye geldik? Abdullah Öcalan posterini astırdılar mı oraya? Şimdi direnişçiler onu uygun bir şekilde etkisiz hale getirdiler. Yani biber gazıyla yapamadıklarını Abdullah Öcalan posteriyle yapmalarını engelledi direnişçiler, yurtseverler, vatanseverler. Gösterdiler. Evet. Şimdi burada onu beceremedi. O da orada da bir başarısız. Bu kadar büyük elinde kuvvetler olmasına rağmen onu da beceremedi. Ama şimdi geliyor, oradan bizi yaftalamaya çalışıyor. Sen bir defa neyin başısın diye zaten senin muhatabın sordu sana. Onun cevabı ver. Eğer terörist başı deyip duruyorsun ya, Abdullah Öcalan senin anayasa ortağın. Sen Abdullah Öcalan'la anayasa yapıyorsun Türkiye'de. E şimdi onunla birlikte anayasa yapan adam AKP'nin orada bir tane posteri takıp itibarsızlaştırmaya çalışıyor direnişi. Bunu beceremiyor. Biz de onun söylediğine teslim olmayalım. Kendi gündemimizi söyleyelim. Bakınız hala o Türk bayrağını yaktılar şeyini de söylemeye devam ediyor. Bir tane görüntü yok. Bakınız o Türk bayrağının yakma görüntüsünü ortaya çıkaramaz. Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı. Çıkaramaz bu görüntüyü, ama biz hangi görüntüyü ortaya çıkarız biliyor musunuz? Halkımız, bu direnişe geçen büyük Türk milleti biber gazlarının üzerine koşturarak gidiyor, tomaların üzerine gidiyor ve onların üzerine asılmış olan Türk bayraklarını zorla söküyor. Bakınız çok büyük bir tehlikeyi göze alıyor. Zorla söküyor çünkü nişan oluyorlar oradan biber gazlarıyla birlikte. Gözü çıkıyor insanlarımızın, gençlerimizin. Su sıkıyorlar, o suya denk gelen kafası yere çarpıyor. Evet. O hayati tehlikeyi göze alıyor, koşturuyor tomanın üzeri. Bunun görüntülerini Ulusal Kanal çok güzel yayınladı. Tebrik ediyoruz sizi de. Halkımız alıyor Türk bayrağını, kurtarıyor, öpüyor ve katlıyor, cebine koyuyor, geri kaçıyor. Türkiye'yi getirdiği yere bakın. Halk polisten Türk bayrağını kurtarmaya çalışıyor. Şurada Beşiktaş'a inin, tomaların üzerine TC yazıyor. Yani halk tomanın üzerine zorla çıkıyor, spreyle TC yazıyor, sonra kaçıyor gidiyor. Türkiye'deki iklim budur. Türkiye'nin ideolojik iklimi de budur. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan savaştığı bütün değer yargılarını, Türk bayrağını, TC'yi, Mustafa Kemal'i şu anda mecburen savunma pozisyonuna düşmüştür. Ama bu sistem Recep Tayyip Erdoğan'ı harcayarak kendisini kurtaramaz. Onu da söyleyelim. Bakın o hesaplarda yapıyor. Bu çaresiz adamı yakında ittirecekler. Şimdi bu sistemin de tabii, çünkü birden fazla efendisi var. En başta İsviçre'deki 8 ayrı hesapta bilgileri elinde tutan Amerikan emperyalizmi, Amerika Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ı tuttu o yerlerinden, açık yerlerinden. Şimdi bize diyor ya, para alıyorsunuz siz şeyden, hep aklımda da o geliyor. Senin İsviçre'deki 8 ayrı hesapta tuttuğun paraların hesabını ilk önce ver. Bununla ilgili bir tane açıklama yapabiliyor mu? Yapamıyor. Dolayısıyla burada hani yiyicilikleri, hortumculuklarının ötesinde bir durum var. Açıkçası bir duygu sömürücülüğü, halk avcılığı. Bakınız halk avcılığı, kravatlı eşkıyacılıktır bu. Yani eskiden nasıl kapkaççıyı tutuyorsun, hapse atıyorsun ya cebinden bir şey çaldı mı? Bu da aynı şey. Bu da halk avcılığıdır. Yani halkı avlıyor bu cümlelerle. Avlamaya çalışıyor. O bizim yoksul, gariban halkımızın aklını karıştırmaya çalışıyor. Cami cami diyerek. Savunacağı başka bir şey de kalmadı. Burada camileri savunmak onun haddine de değildir. Haddine de değildir, hakkı da değildir. Irak'ta cami bombalatanlar bize cami dersi vermeye kalkmasın. Bunun altında kalır, kalacak zaten. Suriye'yi Amerika'ya, Katar'ı, Suudi Arabistan'ın o şeyliklerine pazarlamak isteyenler, o petrollere gözünü dikenler damatlarının şirketleri aracılığıyla, bize cami duygu sömürüsü aracılığıyla bize yönelik bir meydan okuma yapmasın. Halk artık gerçeği çok net görmeye başladı. Evet. Şimdi tabii eylemler de tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar, yurttaşlar büyük bir bilinçle örneğin platformlar oluşturuyor. İşte park toplantıları, bir duran adam eylemi. Eylemler de sürüyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi Türkiye çok hızlı bir dönüşüme gidiyor. Bakınız Türkiye bir doğrudan demokrasi dönemine gidiyor. Bakınız temsili değil. Doğrudan demokrasi dönemine. Bu bir devrimci adımdır. Çok çok önemli bir adımdır. Şimdi nasıl iki ay yaş diyordu bir ay önce. Halk ayağa kalktı Mustafa Kemal'in askerleri izleyene dedi. Eyvah dedi, iki ay yaş değil o, ben onun askeriyim dedi. Az önce siz izlettiniz. Şimdi bunu diyen şahıs bu demokrasi palavrasını da artık ağzına alamayacak. Çünkü halk onun yöntemini geliştiriyor. Ne yapıyor? Toplanabildiği her yerde, parklarda özellikle toplanıyor ve kendi doğrudan demokrasisini uyguluyor. Yani aslında parkları meclisleştiriyor. Evet. Yani parklar meclis oluyor. Bir iktidar organı haline geliyor. Göreceksiniz o parklarda
kendi işaret dilleri de oluşuyor. Herkes birbirini anlamaya çalışıyor. Bakınız anlamak esas. Dinliyor. Kimse kimseye müdahale etmiyor. Bu parkların sembolü bir tane Türk bayrağı asılıyor. O bizim bağımsızlığımızın ve birliğimizin sembolüdür çünkü. Asılıyor. Altından herkes fikirlerini söylüyor. Bakınız biz de o parkları gidiyoruz, izliyoruz evet. Vatandaşlarımızı. Özellikle bir şeyin parantezini açalım. Güneydoğulu yurttaşlarımız, Kürt kardeşlerimiz, Kürt kökenli kardeşlerimiz, milletimizin asli parçası olan kardeşlerimiz o parklardaki toplantılara geliyor ve kendi dertlerini ifade etmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebiliriz. O parklar aslında bir çözüm merkezi haline geliyor. Yani çözüm konuşuluyor. Sorunlar konuşulmuyor. Sorunları havale edecek yerde konuşulmuyor. Buradan CHP ve MHP'ye söyleyelim bunu. Yani şöyle bir şey konuşulmuyor. Ya bu soru önergesi olsun. Buradan şu şeyi verelim, meclise gidelim, dilekçe verelim. Grup toplantısına kadar onlar konuşulmuyor. Halk ben çözeceğim diyor. Ben çözeceğim. O evet. Tencere tavayla şeyde duran, balkonda tencere tava çalan Ayşe teyzemiz iniyor parka ve diyor ki mahallemizi birlikte yönetelim diyor. Muhtar da geliyor, evet birlikte yönetelim diyor. Bu belediye başkanını bu sefer buradan bu toplantılardan çıkaralım diyor. Dolayısıyla adım adım parklarla yetinmeyecek, parkların da ötesine geçecek bir ulusal iktidar. Devrimci bir iktidarın yerel öbekleri oluşuyor diyebiliriz. Bu bir açıdan muhalefete de bir mesajdır. Bakınız Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bu süreçte hep izledi, kenardan izledi. Ya Türkiye ayağa kalkmış AKP'nin gayrimeşru olduğunu, yasa dışı işlemlerini halka anlatmak diye derdi olan partiler ne yapması lazım? Bu gerçeği Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasına vurması gerekmiyor mu? Mecazi anlamda söylüyorum. Bu gerçeği sürekli söyleyecek. Ama burada demek ki, şimdi Recep Tayyip Erdoğan çok ilginç bir şey söyledi bugün. Siz davet edince ben hemen konuşmasını dinlemeye çalıştım. Orada bir bölümünü dinleyebildim. Dedi ki, Merkel'e mektup yazıyorsun, sen bizi niye Amerika'ya, Avrupa'ya şikayet ediyorsun? Bakınız burada, demek ki sen parkı görmeyen muhalefet, parktaki devrimci demokrasiyi, doğrudan demokrasiyi, halkın orada yönetme iradesini ve çözme iradesini, ayaklanmayı görmeyen muhalefet, işte böyle onun ağzına sakız olur. Nasıl sakız olur? Merkel'in mektubuyla. Ne alaka Merkel mektup? Biz Merkel'i bir defa işimize karıştırmayız. Bakınız o direnişçilerden bir kişi olarak, bir o direnişin sözcüsü olan gazetenin yöneticilerinden birisi olarak, Aydınlık Gazetesi olarak diyoruz ki, bize ne, ben Merkel ne karışıyor bizim işimize? Avrupa'yı da Amerika'yı da karıştırmayız. Biz ya istiklal ya ölüm diyen manda ve imayı kabul mü ederiz biz? Ama sen gider mektup yazarsan ne olur? Seni böyle alır der ki bu Merkel'i beni şikayet ediyor der. Halkın gözünde ne olursun sen bu Avrupa'dan gelen o bireysel hak ve özgürlükler demagojisi. Yani sürekli bir bireysel hak ve özgürlükler. Bakınız Avrupa'nın da özellikle Almanya'nın derdi bireysel hak ve özgürlükler değildir. Onlar İslami despotizm, tırnak içerisinde İslami, bu diktatöryel eğilimlerle, bu sıcak para diktatörlüğüyle, bu baskıcı rejimle herhangi bir derdi yoktur şu anda Avrupa'nın ve Amerika'nın. Ama ne yapıyor? Ben diyor bak aman ha tek at oynamayayım, bunlara da dikkat edeyim, göndereyim şuradan birkaç vekil, baksınlar ne oluyor, bir demokrasi, insan hakları etiketi benim üzerinde diyor Avrupa ve bunları piyasaya sürmeye çalışıyor. Ama Türk milletinin Kurtuluş Savaşı geleneği ve demokrasiyi savunma geleneği o kadar olgundur ki hiçbir ecnebi kuvveti, eskilerin deyişiyle ecnebi kuvveti işine karıştırmaz. O parklara da, park meclislerine de ne sorusu, ne şusu, ne busu Avrupa'yı ve Amerika'yı karıştırmayız. Tam tersine ne deriz? Ey Recep Tayyip Erdoğan sen Merkel vesaire diyeceğine şunun hesabını ver ya. Ricardo'ya ne senin AKP'nin MYK toplantısına girmedi mi daha geçen gün? Bu nasıl teamuldür? Amerika'nın büyükelçisi biliyorsunuz AKP'nin genel merkezine girdi, toplantısına girdi. Böyle bir şey oluyor muydu daha önce? Ben hatırlamıyorum. Yani bir partinin genel merkez toplantısına Amerikan büyükelçisi giriyor. Sen bu kadar onunla toplantı yapacak kadar şu anda bağımlılaşmışsın. Onlarla herhangi bir şeye giremezsin, boy ölçemezsin çünkü iplerin onların elinde. Onlar işte senin sonunu getirebilecek olan halk değil de aman bunlara yapışayım diyorsan yaya kalacaksın. Dolayısıyla bize de şu suçlamayı yapamaz. Hele muhalefet eliyle hiç yapamaz. Çünkü Merkel'e mektup yazanlar Gezi'yi, buradaki direnişi, Taksim direnişi, Türkiye halkının ayağa kalkışını temsil etmiyor. Onu açıkça söyleyelim. Bazı vekillerimizi, o tomaların önünde duran vekillerimizi, fedakar, devrimci, yurtsever vekillerimizi tenzih ederek söylüyorum. Bu hayati bir yanlıştır. Sağa sola mektup yazarak birilerini göreve çağırmak. Biz mandacı değiliz. Amerika bize demokrasi getirsin. Avrupa, Tayyip bizi dövüyor, gel bizi kurtar. Bu ne demektir ya? Bir defa dövemiyor, onu da söyleyeyim. Böyle bağırıyor, çağırıyor ortalıkta.
Ama halk ne yapıyor? Kendi çözümlerini üretiyor. Buradan halkın, şöyle şunun altını çizerek bitireyim izin verirseniz, yerel iktidarların yolu açılmaktadır. İşte halkçı, devrimci, milli bir hükümet, devrimci bir hükümetin yolu nerelerden açılır? Bu yerel park meclislerinden açılır. Zaten milli anayasa forumları aslında bunları yerellere yaymıştı. Salonlarda bunların toplantıları yapılmıştı. Bakınız bugün İzmir'de muazzam bir kurultay oldu. Milli Merkez Kurultayı. Binlerce yurttaş katıldı. Tebrik ediyoruz İzmirli milli merkezcileri. Çok güzel bir toplantı yaptılar ve orada İşçi Partili, CHP'li, Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere bütün siyasal kuvvetleri AKP'ye karşı birleştirdiler. Bu zat-ı muhterem bundan çok korkuyor zaten. Bakınız bir ay önce de meclis toplantılarında hep benim önüme bir blok oluşturuyorlar deyip duruyordu Milli Merkezi. Sayın Hüsamettin Cindor'u özellikle hedef alarak söyleyip duruyordu. E şimdi o ne oldu? O Milli Anayasa Forumu'nun yarattığı enerji mahallelerin içine kadar girdi. Taksim'deki direnişle birlikte farklı siyasal kesimlerde bir barikat kardeşliği kurdu. Bakınız barikat deyince bazen karşı çıkılıyor. Barikat, barikatın ardı vatandır diyor TGB'li gençler. Bakınız ne kadar güzel bir tanım. Barikatın ardı vatandır. Bugün biz vatanımızı savunuyoruz. O barikatlar vatanı savunmak demektir. Biz şu anda Taksim direnişinde orada polislerle sohbetimizde de hep onu söylüyorduk. Ne yapıyorsunuz? Yani yarın da gazeteden onu soracağız, Aydınlık Gazetesi'nden. Sen elinde Türk bayrağı olan bir vatandaşın gözüne şeyi sıkıyorsun. Ne yapıyorsun? Tayyip'i terk et, kurtul. Bakınız Tayyip Erdoğan'ı terk edin ve kurtulun. O gemi batıyor. O gemi batıyor. Onlarla birlikte gitmeyin. Hatta şunu da söyleyelim. Allah polisleri Tayyip Erdoğan elinden kurtarsın ki bu sefil yaşama mahkum olmasınlar. Onlar da çok zor günler görüyoruz. Zor günler geçiriyorlar çünkü, biliyoruz. Evet. Ve son olarak Sivas katliamı bugün, evet. Kadıköy'de de bir miting düzenlendi, gerçekleştirildi. Madımak Oteli'nde yakılarak katledilen 35 can anıldı. Bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Evet. Mitinge ben de katılma fırsatı buldum. Evet. Türkiye Gençlik Birliği'nin birinci geleneksel çapulcular kurultayı vardı. Birinci geleneksel diyorlar. O da halkın isyan geleneğine atıfta bulunmuş gençler. Çok güzel bir isim bulmuşlar. Birinci geleneksel çapulcular kurultayında. Çok sayıda vatandaşımız vardı. Biz o kurultaya katıldık. Arkasından mitinge geçtik. Bir defa bu direniş birçok dengeyi bozdu. Bakınız, evet. Suriye nefes aldı. Amerika raporlarını artık yazıyor. Washington Post dünyası yayınladık Aydınlık Gazetesi'nde. Dedi ki Suriye'deki mücadele diyor büyük zarara yol açtı diyor buradaki direniş. Tayyip Erdoğan zor duruma düştü. Zaten Cenevre konferans falan ittiler. Bakınız o kadar yalnız ki Suriye konusunda adamcağızı öne attılar. Kamp kurşunu yap, para ver, sınırı aç bilmem ne. Konferansa çağırmıyorlar ya. En son konferansa çağırmadılar. Dımdızlak kaldı böyle, ortada kaldı. Şimdi yalnızlaşıyor çünkü. Bu direniş aynı zamanda açılımı bitirdi. Ve en önemlisi orada Avrupacı Alevilerin de aklının başına getirmeye yol açtı. Bakınız Alevi kardeşlerimiz bu milletimizin en önemli unsurlarından Alevi kardeşlerimizi Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten koparma operasyonu yaptılar. Dersin vesaire propagandalarıyla. Ama biz Alevi kardeşlerimizin Cumhuriyet'e ne kadar bağlı olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet'le aydınlanma devriminin yarattığı atmosferle nefes alma olanakları bulduğunu çok iyi biliyoruz milletleşerek. Şimdi bugünkü mitingde de onun izdüşümünü gördük. Bakınız bu mitingi 3 sene önce yapsalar, 4 sene önce yapsalar Atatürk resmine konuşuyorlardı orada, biliyor musunuz? Bizim TGB'li çocukların elinde Atatürk resmi olunca bu faşist kişinin resmini niye getirdin diyen kişiler çıkabiliyordu. O hale getirdiler çünkü onu, hatırlayınız Onur Öğmen'e yapılan linç kampanyasını vesaire. Şimdi bugün gördük manzarayı. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın istemediği oldu. Aleviler Cumhuriyet'in, o Alevi dernekleri Cumhuriyet'in önemini, değer yargılarını bir kez daha orada görmek durumundalar. Ve bununla birlikte Türkiye'de iktidar değişikliği olabilir. Çünkü halklar, milletler sembollerle kendi geleceğini ifade ederler. O sembolleri en önde tutarak kendilerini özgüvenli bir şekilde hissederler, güçlü hissederler elinde Türk bayrağıyla ve Atatürk resmiyle. Bugünkü Alevi mitinginin en önemli vurgularından birisi budur. Yani gericilikle Alevicilik tırnak içerisinde bazı Alevi derneklerinin birlikte yol arkadaşlığı da sona ermiş durumda. Bu miting onu da gösterdi. Bir refleks olarak ortaya çıkmaları da bunu göstermiştir. Bakınız siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ismi veren kişilerden nasıl bir Alevi açılımı bekliyorsunuz? Ne istiyor? Al sana Alevi açılımı. Ben sana bu ismi koyarım, üstünden de geçirtirim diyor.
Oradaki ağaçları da keserim, tepelerim, rantı da yerim. Şimdi o şeyi araştırıyoruz. O üçüncü köprünün çevresindeki rantları araştırıyoruz. Ben bunları da cebime de indiririm diyor. Geçtiğimiz günlerde bir tanesini açıkladık. Çalık Holding. Daha önce de Remzi Gür'le ilgili bir haber yayınlamıştık. Şimdi burada Türkiye'ye gelecek sunamayacak olan kişilerin, halka özgürleştiremeyen kişilerin bireylere, işte Alevilere, etnik kimliklere, mezheplere özgürlük getireceği gibi bir varsayımı çöpe atıyoruz bu direnişle birlikte. Ne diyoruz? Millet kurtulursa, yani halk, hepimiz kurtulursak hep birlikte kurtulmuş olacağız. Kurtuluş hep birlikte diyoruz çünkü. Bizim özgürlüğümüz nerede? Bizim özgürlüğümüz bağımsızlıkta ve cumhuriyette. Demokrasi dediğimiz de budur. Halk demokrasisidir çünkü bu. Parklardaki meclis demokrasisidir. Evet. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Evet değerli izleyenler, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel stüdyo konuğumuzdu bu akşam. Taksim direnişini, Türkiye'deki yankılarını, Başbakan Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını ve Sivas katliamını konuştuk kendisiyle. Şimdilik yayınımıza ara veriyoruz. Saatler 23'ü gösterdiğinde yeniden bu ekranda buluşalım. Hoşçakalın.